Merhabalar sevgili izleyicilerimiz, yayınımıza hoş geldiniz. AKMEK Kadın Meslek Edindirme kurslarımızı online olarak sunmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğum AKMEK Kurdele Nakışı kurs eğitmenimiz Mehtap İlgün Hanımefendi. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler, Sizi sağ biraz olun. tanıyabilir miyiz hocam? AKMEK'te Kurdele Nakış eğitmeniyim. 10 yıldır görev yapmaktayım. 2008 yılında Meslek Eğitim Fakültesinden mezun oldum, nakış öğretmenliğinden. Halen görevimize devam etmekteyiz AKMEK bünyesinde. Evet hocam. Peki bugün bize kurdele nakışını anlatacaksınız. İlk olarak kurdele nakışı ne demek? Ondan biraz bahsedebilir misiniz hocam? Kurdele nakışı çeşitli kurdelelerle yapılan, yani inceli kalınlı ve bize yanında sim sırma gibi simlerle de yapılan, bunlar yardımcı bizim iplerimiz. Evet. Kumaş üzerinde çeşitli çeklerle, yani işleme yaptığımız bir nakış türümüzdür. Peki kullanılan malzemeler nelerdir? Kullandığımız malzemeler şöyle gösterebilirim. 20 milimlik organze kurdalemiz, 20 milimlik su kurdalemiz, bu incesi olanlar 7 milimlik ve farklı şekildeki kurdalelerimiz de olabilir. Yani saten kurdalelerimiz de olabilir. Yani daha çok biz bunları kullanıyoruz. Peki teknikleri nelerdir kullanırken malzemelerimizi? Tekniklerimiz gül yapımı. Şöyle gösterebilirim. Bu ilk etaptaki, yani öğrencilerimizin yani yaptığı ve ilk başta zorlandığı bir teknik. Ama süreçte yani güzel olan bir teknik. Menekşe tekniğimiz var. Havlara işliyorsunuz Havların onları. üzerindeki Çok işliyoruz. güzeller. Bunu ve kullandığımız papatya tekniğimiz var. Bunu yapraklarımızla da kullanıyoruz. İlk etapta en basit olarak çalıştığımız tekniklerimiz Japon işi. Şu şekilde gösterebilirim. Çiçeklerimizin arasında kalmasın. Daha çok Burada çeşitli, hangi tekniklere kullanıldı? sınırsız yani bizim bu yaptığımız tekniklerde. Bunu biz menekşe tekniği olarak kullandık. Yani bu açı, bu da kapatıp şekil, yani Kapalısı. büzdük bunu. İçine de hazır tohumlarımızı yerleştirdik. Evet, kullandığımız malzemeler iplikten, kurdeleden oluşuyor. Özel bir iğneniz var değil mi bunları Evet, yapabilmeniz için? iğnemiz var. Şöyle gösterebilirim. Yani şu kısım, yani iğneyi geçirdiğimiz kısım ince uzun olacak ki bizim işleme yapabileceğimiz açısından hem de kolay olsun, hem de kumaşımızı delmesin. Evet hocam. İsterseniz bir örneğe Evet, başlayalım seyircilerimiz için. başlayalım. Başlayalım. Önce bu tekniğinden başlayacağız, gül yapımından. Bunu su kurdalesimizi Bir tesbih ucu hazırladık. yapacağız değil mi? Evet, Bu bu şekilde. şekilde olacak. Ya biz bu gülümüzü küçük ya da büyük şekilde yapabiliriz. Yani istediğimiz şekilde büyütebiliriz, istediğimiz şekilde küçültebiliriz. Evet hocam. Yalnız belli olmaması için hayalet ip dediğimiz misinamız var. Ondan çalışmaktayız. Ama hocam ben zorlanıyorum bunu yapmakta diyen kursiyerlerimiz her kendi kurdalesine göre ipini de almakta. Misinerle çalışmak daha mı zor? Misinayla çalışmak, hani bunun incesi var, kalını var. Hani aslında sonuç güzel. Yani yaptığımız çalışmamızda yani ipin şeklini ya da batışlarını falan burada bir göstermemesi açısından, yani temiz olması için Temiz olması için. bu misinayı kullanıyoruz. Evet hocam. Şimdi gösterebilirim. İlk önce katladık. Kurdelemizi katlıyoruz. Kurdelemizi yani üçgen biçiminde katladık. Katladıktan sonra çevire çevire, yani kıvırma yöntemiyle, yani bunu kıvırarak Şekil veriyoruz. bu şekilde şekil veriyoruz. Bunu yaptıktan sonra esas öğrenciler şurada takılıyor. Hocam şöyle mi çevireceğiz ya da böyle mi çevireceğiz? Bunu böyle çevirsek daha kolay şekil veririz. Yani aşağıdan yukarıya doğru bu şekilde yapmaktayız. Daha kolay şekil vermemiz açısından Yani dış tarafa doğru o zaman. evet, yani içten dışa doğru bu şekilde yapmaktayız.
Nasıl sabitleyeceğiz daha sonra? Bunu iki elimizle ben böyle tutturuyorum. Yan tarafından şu şekilde tutturuyorum. Misinayla. Evet, misina yöntemiyle de bunu da çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Çünkü takılabilir. Yani çok uzun da ayarlamayacağız. Çok kısa da olmayacak. Şu şekilde. Bu işlem bittikten sonra makasımızı keselim. En son yani bunu tutturacağız şu şekilde. Onu nasıl tutturacağız hocam? Yine aynı şekilde. Yine aynı şekilde. Ha, T'leme yöntemiyle yani minik küçük küçük şekilde tutturacağız. Bu bir çiçek çalışması, çiçek evet, deseni. Bu bir gül çalışmamız. Şu anda bunu tutturuyorum. Başka ne tür desenler yapılabilir? Desenler daha böyle genellikle seçkin desenler çalışıyoruz. Ama havlu desenleri, seccade desenleri, yani takım, örtü şekilde çalışıyoruz. Yani kurdele nakışındaki yapılan işlemeler birazcık daha büyük olduğu için daha böyle karışık olmayacak. Yani seçkin desenlerle çalışıyoruz. Birazcık daha böyle doğaya özgü çiçeklerimiz falan oluyor. Pano falan da çalışıyoruz. Tepsi çalışıyoruz. Yani sınırımız yok. Sınır yok. Sınırımız geniş. Özgün. Herkesin hayal gücüne de biraz bağlı olabilir. Evet. Peki kurdele çeşitlerimiz neler hocam? Siz yaparken ben de sorularıma devam etmek istiyorum. Kurdele çeşidimiz bu organze kurdale. Bunlar 20 milimlik. Bunlar simli şerit dediğimiz bu kurdaleler. Bu su kurdalesi yani bunlar farklı şekildeki renklerde var. Mesela kremi, eflatunu, sarısı her rengi var. Bunu biz genellikle dallarda ve yapraklarda kullanıyoruz. Tabii ki diğer renklerimiz de mevcut. Bu da 7 milimlik kurdalemiz. Evet hocam. Evet. Bir tesbih ucuna istediğimiz sayısı kadar çiçek yapabiliriz değil mi? İstediğimiz şekilde yapabiliriz. Yani bu küçük çalışmamız. Yani bunu genellikle ben 5 ya da 6 tane yaptırıyorum. Daha büyük olduğu zaman da mesela 4 tane yeterli olabiliyor. Yani küçük isteyenler için bu şekilde mesela uzun da olabiliyor. Mesela bunun boyutu kısa ve bazı aradaki çiçeklerimiz de uzun. Bu şekilde yani uzunlu kısalı ayarlayabiliyoruz. Şimdi gülümüzün altına yaprak yapacağız değil mi? Evet, gülümüzün altına yaprak yapacağız. Önce bir misinamızı bir hazırlayalım. Yani düğümünü bir atalım. Bunun yaprak kısmında farklı bir sistem olacak. Çünkü elimize dolaşmasın. Yani önce sap kısmını ben ayarlıyorum. Çünkü buraya iki tane geleceği için. Şu şekilde. İlk önce bir düğüm atıyoruz kurdalemize. İlk önce bir düğüm atalım ki hani atmasın. Daha sonra da çakmakla yakıyoruz. Evet. İpleri ayrılır. Bu kök kısmına dediğimiz yani yeşil yapraklarını yapacağız. Mezura yardımıyla ölçeceğiz çünkü hani ezber iş yapmayacağız. Yani bizim burada yeteri kadar olan kısmımız mesela 8 santim. Daha büyük mesela yapraklı istiyorsak 10 santim de olabilir şu şekilde. Siz genelde 8 santim yapraklı. 8 santim, 9 santim, 10 santim ama ben bunu 10 santim olarak ölçtüm. Bu biraz atan bir kurdale çeşidi olduğu için çok çabuk. Yani bunu bu şekilde. Evet. Yani yakacağız. Kursiyerleriniz nasıl hocam? Talepler çok geliyor mu? Taleplerimiz çok. Her kurs binamızda, her kursiyerimizde taleplerimiz çok.
Yani sevilen bir branş, istenen bir branş. Çünkü evde yapabilme özellikleri var. Yani kursumuzda öğrenip evde yapıyorlar. Bunu meslek haline de getiriyorlar. Sipariş alıyorlar, dışarıya iş yapabiliyorlar. Yani bunu bir kazanç haline getiriyorlar. Ya evde çalışma rahatlığından dolayı ve temiz bir iş olmasından dolayı da aslında çok tercih edilen bir branş olarak Evet, görüyorum ben. evet. Bir de çabuk da bitiyor yani. Çünkü yani ip değil de kurdeleler birazcık daha kalın olduğu için, sonuç net çıktığı için bir de çabuk yapılabilen bir nakış türümüz. Dışarıdan baktığımızda da gerçekten çok ilgi çekici, gösterişi olan bir branş bence. Evet. Şu şekilde yaptık. Bunu baklava dilimi şeklinde ayarladık. İstersen seyircilerimize tekrar anlatalım. Yaprağı nasıl yaptık? Yaprağımızı iki kat şekilde şu şekilde kestik. Sonra çakmakla yapıştırdık. Şu şekilde ayarladık. Sonra baklava dilimi şeklinde bunu T'ledik. Hem bir şöyle göstereyim, hem de bu şekilde göstereyim. Evet. Sizlere böyle. Çiçeğimizin alt kısmı yaprağını yapıyoruz Evet, şimdi. yaprağını yapmaktayız. Bu şekilde normalde gelecek. Altını da o şekilde Evet, bu tutturacağız. şekilde tutacağız, tutturulacak. Bakalım iğnemiz vardı da. Malzemeleri her yerden temin edebilir miyiz hocam? Malzemeleri tabii ki temin edebiliriz. Çünkü tuhafiyelerden almaktayız. Yani bu kursumuzu açtık ki çok rahatlıkla hani bulabiliyoruz. Bulunması da kolay malzemeler. Yani. Her yerde bulunabiliyor. Belli olmaması için esas buradaki bir püf noktası var. Çünkü saplarımızı belli etmememiz için bunu bu şekilde böyle düğümleyeceğiz. Yani iki kat düğüm yaparsak daha iyi olur. Ucunu yaktık. Onu saklayacağız. Bir onu saklamamız gerekiyor. Şu iç taraftan bu şekilde, şu şekilde yaptık. Tabii ki bu böyle kalmayacak. Bunu alacağız. Fazlalık kısmı Fazlalık kestik. kısmını keseceğiz. Yani keserken misinamıza kesmeyelim, ona dikkatli olalım. Çünkü yakacağız. Ya bu çakmağı çok kullanıyoruz. Çünkü atmaması için. Şimdi yerleştirme aşamasına Evet, geldik. yerleştirdik. Yerleştirdikten sonra çekeceğiz. Çektikten sonra bu büzülmüş oluyor. Sapıyla birlikte bunu dikeceğiz. Bu misinamızın amacı belli olmaması için, daha temiz durması için. Evet. Şu şekilde. Çiçeğimiz bu şekilde Bu bitmiş şekilde oluyor. olmuş oluyor. Evet, isterseniz tesbihimize de nasıl yerleştireceğiz onu biraz anlatalım seyircilerimize. Tesbihimize yerleştirirken o da bir yani bu size yapım aşaması uzun bir aşama. Evet. Tesbihimizin içinde bir ince bir demir var. Demiri tutturuyoruz ki bunu da pense yardımıyla buradaki kancadan geçiriyoruz. Önce yaptığımız çalışmaların hepsini toparlayıp ondan sonra buraya tutturmuş oluyoruz. Yani bitmiş işlem bu şekilde olacak. Evet hocam. İsterseniz diğer çalışmamız var. Onu da gösterelim seyircilerimize. Evet, gösterelim hocam. Evet, şu şekilde yaptığımız çalışmalarımız var. Bunda örtü çalışmışız ve yanında da üstte peçetesi. Bir de şu şekilde bir çalışmamız var. Bu çiçeğimizi, Atatürk çiçeği.
Biz bu çalışmalarımızı daha önce çalışmıştık. Çeyizlerimizin de olmazsa olmazlarından zaten bu tür işlem. Havlular, yazmalar, tabii ki. Tabii seccadeler. Ki. Tabii ki, tabii ki yani seccadeler, bohçalar. Yanında bir de tabii ki şimdi tesbih modamız var. Evet. Onun gerçekten yanında çok hoş oldu. Kesemiz var tabii ki. Şu şekilde de gösterelim. Farklı farklı şekillerde yani çok çeşitli, zengin içeriğiyle. Her öğrencilerimize hizmet vermekteyiz. İstediğimiz şekilde yapabiliriz. Peki hocam son olarak vatandaşlarımıza bir şeyler söylemek ister misiniz? Bu kursa niçin gelsinler? Neden gelsinler? Evde boş durmamalarını tavsiye ediyorum. Yani ne kadar geldikçe hem sıkıntılarınızdan kurtulursunuz. Hem evinize katkı olursunuz. Hem bir şeyler öğrenirsiniz. Yani bir üretken birey olursunuz. Evet. O yüzden yani bütün bayanlarımızı Akmek kurslarına bekliyoruz. Evet, Mehtap hocamız bize bugün kurduyla nakışını anlattı. Kendisine verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir başka yayınımızda farklı branşları anlatmaya ve tanıtmaya devam edeceğiz. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalından veya Facebook adreslerimiz üzerinden izleyebilirsiniz. Hayat eve sığar, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.